Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Work and Travel programıyla geçen yıl Amerika'ya gelmiş ve Türkiye'ye dönüş yapmış öğrenciler $1,200 yardımdan faydalanır mı diye bir soru var. İkinci sorusu var bunun. Ona geleceğim ama söyleyeyim soruyu. O da aynı programla gelmiş ama Türkiye'ye dönüş yapmayıp burada statü değişikliğiyle Amerika'da kalmış eski Work and Travel programı öğrencilerin $1,200 yardımdan faydalanabilir mi diye bu takipçilerimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebiliriz tabii. İlk etapta biliyorsunuz IRS'in yaptığı açıklama şuydu. Bu stimulus çekleri, $1,200 çekleri kişilere gönderirken 2018 ve 19 yıllarına ait vergi beyanı yapmış olan kişilere ödeneceği yönündeydi. Fakat burada bir yanlış olduğu tabi zamanla ortaya çıkmaya başladı ve yanlış vergi beyanı yapan öğrencilere de $1,200 yardımın yattığı görülmüş oldu. Şimdi şunu anlamak lazım. Dedi ki Amerikan vatandaşı olanlar, işte ondan sonra yeşil kartı olanlar ve çalışma vizesine sahip olmuş, göçmen olmayan statüde de olmuş olanlar da sosyal güvenlik numaraları varsa ve vergi beyanlarını yapmışsalar bunu hak ediyorlar işte ya da bunu alacaklar diye yaptığı bir açıklama vardı bunu belirlerken. Stimulus çek geçtikten sonra. Burada tabi şunu anlamak lazım. Eğer Work and Travel öğrencileri sadece Amerika'ya gelmiş, Work and Travel programlarını yapıp yaz boyu kalıp ondan sonra ülkelerine gitmişseler normalde onların bu $1,200 çekten faydalanmamaları gerekiyor. Fakat onların yaptığı vergi beyanında yanlış beyan doldurmuş olma ihtimalleri çok yüksek ve yaptıkları 2018 ya da 19 vergi beyanında işte biz Amerika'da oturuyorduk ya da ikametgah eden statüdeyiz diye bölümü seçtiyseler ya da seçildiyse bunu biri yapmışsa o zaman IRS size hatalı Amerika'da sizin ikamet ettiğinizi düşünerek size bu parayı göndermiş olabilir. Dolayısıyla aslında buraya gelmiş sadece programını yapmış ve dönmüş olan VAT öğrencilerinin bundan faydalanmaması gerekiyordu. Ama 2018-19 ya da yapılan vergi beyanı doğru yapılmadığı için ya da hatalı ya da yanlış yapıldığı için bundan faydalanmış olabilirler. Ama faydalanmamaları gerekiyordu. Tabi bunun yanında Amerika'da aslında olan ve aynı 2018'de 19 vergi beyanı yapmış ama Amerika'ya işte VAT öğrencisi olarak gelmiş sonra statü değişikliği yapmış ve burada ikamet eden biri olarak vergi beyanı yapmış bir kişi ise bundan faydalanabilir. Çünkü ikametgah kurallarına uymuş olması ve burada ikamet ediyor olmuş olması dolayısıyla kişinin bunu hak etmesine yol açabiliyor. Yani bu ayrıma dikkat etmek lazım. Kafalar biraz karışabilir ama bu ayrımın bu noktada önemi var. Tabii bize takipçilerimizden gelen sorular neydi? Herhalde ya da geliyor bu arada bu ek bir soru var. Onu burada dile getireyim. Peki ben evet orada bulundum VAT öğrencisi olarak ama döndüm Türkiye'deyim. $1,200 çekili aldım. Bu benim ileride vize almamda ya da Work and Travel programına katılmamda bir sorun oluşturur mu sorusuyla geliyorlar. Şimdi bu sorunun cevabını şöyle anlamak lazım. Bir sorun yaşarlar mı demek zor, bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek, bu konu gerçekten gündeme gelmiş durumda ve şu an bu konuda geçen hafta yanılmıyorsam buradaki Politico gibi haber kanallarında ve online web sitelerinde de bu konu haber yapılmış durumda ve yaklaşık neredeyse tahmin ediyorum 400 bin tane kişiye bu şekilde bir beyanın gittiği yönde bir açıklama yapılmıştı. O istatistikler belirtilmişti ve dolayısıyla şu gündeme geliyor. Eğer vergi dairesi bu konunun hatalı bir şekilde böyle yapıldığını görüp bu konuda bir aksiyon olup State Department'la çalışmak isterse bir sorun oluşabilir. Ama şunu anlamak lazım. Kesin bu kişiler sorun yaşayacaktır demiyoruz ama bu kişiler faydalanmaması gerekiyordu bu $1,200 stimulus çekten. Yani beni bu arada yanlış anlamasın o konudaki takipçilerimiz. Bizim burada amacımız hani sizin sorduğunuz soruya doğru cevabı vermeye çalışmak. Eğer burada Work and Travel'la bulunup bir yaz kalıp döndüyseniz sizin o vergi beyanını ikametgah resident olarak göstermemeniz lazım yaparken. Gösterdiğiniz için bu $1,200 çeki aldığınız için bunu almamanız gerekiyordu ama almış durumdasınız. Dolayısıyla bunun geri iade edilip edilmeme tarafı size kalmış olacak fakat bu noktada daha sonra bir sorun teşkil eder mi durumunda IRS'in ne adım atacağını veya State Department'ın ne adım atacağını görmek gerekecek. Onun için de şu an bir yorum yapmak istemiyorum. Ve bu şekilde de en azından neden bazı VAT programına katılanlar bunu faydalanabiliyor, bazıları faydalanamıyor. Yani Amerika'da yaşayan ikametgah sürelerini tamamlamış olan kişiler başvurabiliyor ama onun dışındakiler başvuramıyor gibi anlatmış olalım diye bu konuda detaylı bir bilgiyi siz değerli takipçilerimizle paylaşmış olalım. Bir takipçi de şunu soruyor. Türkiye'de olup $1,200 alanlar parayı nasıl iade edecek kısmı konusunu soruyorlar. Şimdi benim
Bu noktadaki tavsiyem bu takipçilere yapılması gereken vergi dairesiyle iletişime geçilebilir. Nasıl iade ederiz diye bu parayı sormak gerekebilir. Ya da sizin vergi işleminizi yapmış kişi kimsesi yardımcı olan o vergi işlemini doğru bir şekilde yapıp son vergi beyanı doğru bir şekilde yapıp bu şekilde de iade yoluna gitmeye bakılabilir. Ama detayı ya bir muhasebeciden ya da bir vergi dairesinden öğrenmenizde fayda var deyip takipçilerimizin sorusunu cevaplamış olalım.